öyle bir yetkiye sahip oldu ki tek adam rejimi. Efendim diyor, ben istediğim parayı istediğime veririm diyor. E bu milletin parası olsun diyor. Ben istediğime veririm. Efendim bu saray kaça mal oldu? Size ne diyor? İstediğime mal ederim diyor. Efendim başbakanı niye görevden aldınız? Ben alırım diyor, size ne? Ya bu belediye başkanları vardı. Hani millet seçmişti. Milli irade diyordun. Görevden alıyorsun. İstifaya zorluyorsun. Ben alırım diyor, size ne diyor? Ben yaparım diyor, size ne diyor? Suçluyorsun, tehdit ediyorsun, şantaj ve istifaya zorluyorsun. Bunun adı kirli pazarlıktır. Kirli pazarlık. Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden adam kirli pazarlığın ana aktörüdür. Bir daha söylüyorum. Kirli pazarlığın ana aktörüdür. Böyle bir adam Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı makamını işgal edemez. %49,5 oy alan başbakanı görevden aldı. Milli iradeyi açıkça tanımıyorum dedi. Milli irade benim diyor. Ne halkı diyor. Ne milleti diyor. Millet benim diyor. Diğerleri teferruattır diyor. Tek adam rejimi kaos rejimidir. Kaos yaratıyor. Kaos sarayda üretiliyor. Baskıyla, şantajla, tehditle devlet yönetilir mi? Şimdi teklif ediyorum. Demokrasiyi koruyalım. 17 ay beklemeyelim yerel seçimler için. 17 ay beklemeyelim. Buyurun gelin seçimleri erken yapalım. Şunu söyleyebilir. Efendim, seçimleri erken yapacağız da anayasada hüküm var. 367'yi bulamayız. Söz. Söz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözü, Kılıçdaroğlu'nun sözü. Getir kardeşim, anayasayı değiştirelim. Erkene alalım seçimleri. El mi yaman, bey mi yaman çıksın ortaya. Kim milletten kaçıyor, kim kaçmıyor çıksın ortaya. Demokrasiyi artık daha fazla katletmeyelim. Yeter artık. Yeter artık. Gidelim seçime. Bütün gerçekler ortaya çıksın. Milletten mi korkuyoruz? Hayır. Sen milletten korkmuyorsan, millet millet diye sabah akşam geziyorsan, şimdi kendini milli iradenin yerine koyduysan, açıkça sana meydan okuyorum. Gel kardeşim, seçimi yapalım. Teşekkür ederim arkadaşlar.